Herkese selamlar. Yeni bir analiz videosuyla karşınızdayım. 3 Aralık 2022 günlerden cumartesi. Önümüzdeki haftanın ve Aralık ayının artık yeni bir aya başladık. Öncelikle Aralık ayı umarım hepimiz için hayırlı ve bol kazançlı bir ay olur. Hem Aralık ayını hem de bundan sonraki süreçte neler beklemeliyizle ilgili kendi düşünce ve fikirlerimi, analizlerimi paylaşacağım sizlerle. Umarım yararlı olur. Buradakiler herhangi bir şekilde bir yatırım tavsiyesi değildir. Doğru olacak bir durum da söz konusu değildir. Bir yatırım tavsiyesi olmadığı gibi, hani dediğim gibi buraya bakarak buradaki analizlere göre yatırım yapmamanızı tavsiye ederim. Sektörel bazda bakacağız. Bundan sonraki süreç içerisinde hangi sektörler ön plana çıkabilir? Hangi sektörlerde daha bir yavaşlama olabilir? Bunlara değineceğiz. Yurt dışı piyasalara bakacağız. Hisse bazında bakacağız. Elimden geldiği kadar değerlendirmeye çalışacağım. Şimdi geçtiğimiz hafta bildiğiniz gibi güzel bir yukarı ataklarımız devam etti. 5100 seviyesine kadar endeks geldi ve buralardan cuma günü öğleden sonra bir satış geldi. Gene bir toparlama şeyine girdik ama baktığınız zaman spot tarafta işte Bank of America'nın yaklaşık 2 milyara yakın bir spot satışı olduğunu gördük. Ama aynı şekilde BofA bir optan da shortlarını azaltıyor. Yani kısa pozisyonlarını azalttığını gördük. Keza gene uzun bir süredir long tarafı force eden TEB'in longlardan biraz düştüğünü gördük. 100 binin altına doğru bir geliş başladı. Buradan baktığımız zaman birazcık daha hani pazartesi ve salı günleri birazcık daha bu kadar yukarı yüksek bir şekilde gitmiş bir piyasanın bu şekilde düzeltme yapmalarını son derece normal karşılamak gerekli. Ama belirli şekillerde bazı hisselerde de dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum ben. Yani sektörel bazda ve hisse bazında baktığımız zaman birçok hisse çok yukarılara kadar gitti. Güzel karlar elde ettirdi. Artık yıl sonuna geliyoruz. Hani yıl sonundaki bilançoların fiyatlanma zamanı geldi. Çünkü biliyorsunuz 31 Ocak'tan itibaren bilançolar gelmeye başlayacak. Akbank'la başlayıp bankalarla başlayıp işte Şubat'ın ortasına kadar bilançolar gelecek ve bu bilançoların iyi olanları fiyatlanıyor. Fiyatlanacak. Fiyatlanmayanlar var. Bunlardan da bahsedeceğiz. Şimdi piyasada ben uzun zamandır kendim Twitter'da yaptığım analizlerde hep yeteri kadar bir mallanma olmadığını, yani piyasa yapıcıların gerek spot tarafta gerek biot tarafta yeterli kadar mal almadıklarını ve dolayısıyla bir aşağıya geliş gelme sürecinin olabileceğini bir iki günlük bunun da tamamen mal toplama aşaması olarak görülmesi gerektiğini analiz ediyordum zaten. Bunlar da son derece normal hareketler. Birazcık daha aşağıya gelme potansiyelimiz var. Ama ben birazcık daha artık buradan şimdi birçok yeni arkadaşımız katıldı. Borsayı çok bilmiyorlar. Ne almaları ne etmelerini gerektiğini işte Twitter'da yazılanlardan, kulaktan dolma bilgilerden, çevrelerinden alıyorlar. Ben hiç kimseye böyle bir şekilde ben de dahil buradaki analizlere, onların kulaktan dolma bilgilere göre yatırım yapmamalarını öncelikli olarak tavsiye ederim. Çünkü sektörel bazda artık herkes bir şeyler konuşuyor. 10 lira olmuş 20 liraya gidecek, 20 lira olmuş 30 liraya gidecek, enflasyon yüksek gibi konularda herkes bir şeyler söylüyor. Bunlar tamamen bilgisizce konuşmalar olduğunu düşünüyorum. Sizlere, yeni giren arkadaşlara, büyüklerime, küçüklerime benim en güzel tavsiyem, verebileceğim en büyük yatırım tavsiyesi: eğer hiçbir şey bilmiyorsanız gidin yatırım fonlarına paralarınızı yatırın. Yani bu adamların işleri bu. 24 saat piyasayı takip edip değerlemelerine bakıp buna göre bir fon sepetinde yatırımlarınızı değerlendiriyorlar. Günlük, haftalık, aylık belki konjonktürler, dalgalanmalara karşı portföylerini çeşitlendiriyorlar, değişiklikler yapıyorlar. Yani profesyonelce, nasıl siz bir berber sabahtan akşama kadar makas kesiyorsa bu adamların da işi bu. Bunları takip etmek. Dolayısıyla bir şey bilmiyorsanız, kendinize güvenmiyorsanız kulaktan dolma bilgiler yerine yatırım fonlarına çok da güzel ve çok güzel getiriler getiren yatırım fonları var. Bu fonlara da paralarınızı değerlendirmelerinizi ben yatırım tavsiyesi olarak sizlere sunabilirim. Bunun dışında
Şimdi yeterli kadar mallanmadığımızı söyledik. Belirli sektörlerde daha hareket başlamadı diyebilirim. Belirli sektörlerde hareket devam ediyor, ivmelenerek devam ediyor. Şimdi bunları bir değerlendireceğiz. Hani Borsa İstanbul tadında çok bakmak istemiyorum. Çünkü artık birazcık daha hani borsa endeksin nereye gittiği, ne olduğu değil de kendi hissenizin ne durumda olduğunu değerlendirmeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Yani görüyorsunuz belirli hisselerle endeks düşürülüp ama belirli hisseler günlerdir yukarı hareket ediyorlar. Bir hafta bir gün belirli hisseler yukarı gidiyor. Bir gün belirli hisseler aşağıya geliyor. Ertesi gün onu alıyorlar. Dolayısıyla hani endeksten daha çok birazcık daha kendi hissenizin ne durumda olduğunu görmenizi ben tavsiye ederim. Endekste baktığımız zaman şu bölge, şu tepe noktamız işte 4784'ten geçiyor. Bu bölgelere bir giriş olabilir. Yani Cuma günü bir satış oldu. Bu satışı da topladı. Belki buradan birazcık daha bir yukarı yapıp bir buralara gelme ihtimali olabilir. Ama dediğim gibi burada bir endeks mühendisliği yapıldığı için ve günlük endeks düşse bile biliyorsunuz Sasa'nın ve Hektaş'ın betası çok fazla. Yani beta dediğim endekse katkısı çok fazla. Bir 20 puan düşmek %1, 1,5'ları düşürüyor. 20 puan düşürüyor Sasa ile Hektaş. Yani dolayısıyla onlar düşerken de belirli şeyler yukarı hareket ediyor. Baktığınız zaman işte bankaları vurdular. Bankalar aşağıya geldi ama mesela bir Türk Hava Yolları, Pegasus bunlar Efes, Mavi, Market, bizim Market yukarı yaptılar. Dolayısıyla hani kendi hissenize bakmak daha mantıklı diye ben düşünüyorum. Şimdi Türkiye'nin MSCI ETF'lerine baktığımız zaman da geçen hafta da bunu analiz etmiştik. Hani şu bölgelerin 34-74'lerin geçen hafta hani önemli bir bakın şu bölgeler şöyle yapayım daha açık olsun. Yani şu bölgeler bakın daha önceden çok önemli bir destek haline gelmiş ve üst üste yaklaşık olarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kere bu bölge destek olarak çalışmış olan bir bölge diyebiliriz. Şunu birazcık daha şöyle yaparsak bakın şu tam yerine geldi ve oturdu ve buralardan bir şey geldi. Bir satış geldi. Hani bu bölgelerde birazcık daha eğer burası şu 30'lara doğru yani daha önceden kırmış olduğu yerlere doğru gelirse buralar çok kuvvetli alım bölgeleri olacaktır. Şimdi baktığımız zaman aracı kurumlardaki kredi faizleri de yavaş yavaş aşağıya gelmeye başladı, düşmeye başladı. Ve dolayısıyla şey makasından, spot viyop makasından daha iyi kredili taşıma imkanı oluşmaya başladı. Önümüzdeki süreç içerisinde ben kredili mallara girişlerin de çok artacağını bu sebeplerden dolayı yani adam viyop taşıyacağına kredili mal taşıma ihtimali doğabilir. Çünkü %20'ler %22'lerin altına gelmeye yavaş yavaş aracı kurum faizleri başladı. Bu bölgelere gelirse bu bölgelerin kuvvetli alım olacağını ben düşünüyorum. Dolar bazlıya baktığımız zaman burada da hemen hemen aynı durum söz konusu arkadaşlar. Bakın hani bizim şu bölge yani 510 dolardan işte 117 dolara düşüşün %38 düzeltmesi işte 267 dolarlardan geçiyordu. 267 dolarlardan geçiyordu ve aynı zamanda buralar bakın daha önceden de belirtmiş olduğum gibi önemli bir destek ve direnç bölgeleri olmuş bölgelerde. İşte bu bölgelere geldi. Bu bölgelerin üstünde de bir açılış da yaptı. Ama bu açılışlar genelde böyle bir durumlarda yapılan açılışlar genelde fake açılışlar oluyor. Ve dolayısıyla hani bizim bu bölgelerden şu bölgede bir tekrardan bir konsolidasyon yaşama ihtimalimizi ben kuvvetli görüyorum. Hani buralardan daha aşağılara gelir mi? Ben çok sanmıyorum. Yani 233 dolarlara şu bölgeye gelir mi? Ben çok sanmıyorum ama ben dediğim gibi şu 250 dolarla 270 dolar aralığında bir tekrardan bir konsolidasyon sürecine girileceğini düşünüyorum. Şimdi sektörel bazda baktığımız zaman şimdi Amerika'da faiz artışları bildiğiniz gibi devam ediyor. Hani çok küçülmesi, faiz artışlarının azaltılması çok önemli değil artık. Esasında artışmaları da çok önemli değil. Bu zamana kadar yapmış olduğu faiz artışlarının ekonomide yol açacağı
sorunlar daha artık bundan sonraki 2023 yılının başından itibaren görülmeye başlayacak. Şu anda Amerikan verileri hala kuvvetli geliyor ama bu faiz artışları yavaş yavaş ekonomiyi belirli işte büyümeye bakarsanız büyüme tarafında, işsizlik tarafında, istihdam tarafında buraları olumsuz negatif etkileyecektir. Ve dolayısıyla Amerika'daki yurt dışında gelecek yani bilançolarda da artık bunun etkisi görülmeye başlayacaktır diye düşünüyorum belirli sektör ve şirketlerde. Artık oralarda birazcık daha böyle şeye gelmeye başladı. Yani hani bir düzeltme yaptı. Aşağıya geldi. Nereye kadar geldi? İşte şu yükselişin bakın çok güzel. %50 düzeltmesi 3500'e kadar geldi. Buradan da bir tepki geldi. Hani artık yurt dışında da işte resesyon olsun, stagflasyon olsun bu gibi sebeplerden artık bu bölgelerde tekrardan bir aşağıya doğru bir düşüş, tekrardan bir 3700'lere doğru bir düşüş beklemek S&P için, S&P özelinde ben mantıklı diye önümüzdeki süreç içerisinde düşünüyorum. Hani bunun bir tekrardan buralardan çok fazla daha fazla yukarılara gitmesini şu an için artık beklemiyorum. Buralardan bir şey bekleyebiliriz. Dolayısıyla bizim tarafa baktığımız zaman işte bilançolar gelecek. 2023 yılında Amerika tarafında oluşacak işte resesyon, stagflasyon gibi sebeplerden belirli sektör ve şirketlerin karları çok azalacak. Bilançolar kötü gelmeye başlayacak. Bu da yurt dışındaki endeksin şu anda birazcık daha shortları kestiler. Biraz da longları keserler diye ben önümüzdeki süreç içerisinde düşünüyorum. Peki ne alınabilir veya hangi sektörleri daha uygun görüyorsunuz dediğiniz takdirde şimdi bunca süreç içerisinde birçok sektör yukarıya hareket etti. Ama bunlara uymayan, ayak uyduramayan bildiğiniz gibi bankalarda bir manipülasyon oldu. Adamlar aldılar, gittiler yukarıya bankaları. Sonra da battılar. Çok önemli değil. Yani burada asıl piyasa yapıcının tam böyle mallanma devresindeyken yani mal toplamaya başlamışlarken adamlar çıktı biz piyasadan büyüyüz dedi. Biz piyasayı da yeneriz, her şeyi de yaparız dediler ve piyasaya karşı geldiler, battılar. Ama bu süreç içerisinde de piyasa yapıcı bankalarda bir fiyatlama yapamadı. Yani ne ikinci çeyrek bilançosu doğru düzgün fiyatlandı, ne üçüncü çeyrek bilançosu fiyatlanabildi. En yüksek gelecek dördüncü çeyrek bilançosu hiç fiyatlanamadı. Bildiğiniz gibi bizim bankaların elinde TÜFE endeksli tahviller var. İşte 3. çeyrekteki enflasyona baktığınız zaman %55 bandında bir enflasyon vardı. Ve dolayısıyla elindeki TÜFE'ye endeksli tahviller de bu oranda kar getirmişti. Ama bizim son çeyrekte biliyorsunuz enflasyon %80-85 bandına geldi. Dolayısıyla 4. çeyrekte bankaların karları çok daha fazla artacaktır. En iyi bilançoları getirecektir. Ve FK'ları, fiyat kazanç oranları da olmayacak, olmaması gereken yerlere düşecektir. İşte enflasyon muhasebesi, bankalar enflasyon muhasebesine geçtiği takdirde yok seneye şöyle olur, yok böyle olur gibi birçok söylenti var. Birçok şey var ve bankaları bunlardan insanları uzak tutuyorlar. Ne yazık ki bu kötü senaryolar. Ama onlar da bizim yolumuza inşallah gelecektir. Biraz geç olsa da diye düşünüyorum. İşte şimdi bizim Türkiye'ye baktığımız zaman enflasyonda geçen sene işte Ocak, Şubat, Aralık, Ocak, Şubat, Mart ayları enflasyonun en yüksek geldiği, o %10'ların üzerinde geldiği aylardı. Şimdi bu seneye baktığımız zaman enflasyon bunlara oranla çok daha düşük gelecek aylık bazda. İlk önce şu enflasyon nedir bunu öğrenmek gerekiyor. Enflasyon fiyatların yükseliş hızıdır arkadaşlar. Yani %10 enflasyon %2'ye düştüğünüz zaman, %3'e düştüğü zaman fiyatlar düşmüyor. Sadece 10 birim artan fiyat 3 birim artıyor. Yani bunu ne yazık ki yanlış yorumluyorlar. Dolayısıyla enflasyon konusunda fiyatların artış hızı devam edecek ama fiyatların artış hızında bir yavaşlama gerçekleşecek. Bu da baz etkisiyle. Çünkü geçen sene en yüksek oldu. Ay bu sene daha düşük olacak. Ama şimdi burada farklı faktörler de var. Şimdi sizler de duyuyorsunuz. İşte gayrimenkul sektöründe bir hareketlenme yaratmak istiyorlar. İşte 2023 Ocak ayından itibaren işte atıyorum 2 ile 4 milyon arasındaki kredi çeken işte 0,69, 4 ile bilmem ne arası 0,79 şeklinde çok büyük bir parasal genişlemeye gidilecek 2023 yılında. İşte
Biliyorsunuz EYT konusu bitmek üzere buralardan insanlara tazminatlar verilecekler, maaşlar bağlanacak. Bunun yanında işte asgari ücret zammı gelecek, yüksek oranda işçilere, emeklilere zamlar gelecek. Dolayısıyla darphane para basmaya devam edecek, parasal genişlemeye devam edecek. Bu parasal genişlemenin olduğu bir yerde, yani paranın, darphanenin para basmaya devam ettiği bir yerde, işte baz etkisiyle belirli düşüşler olsa da bu baz etkisinin önümüzdeki süreç içerisinde, yani 2023'ün Şubat ayı ile birlikte belki baz etkisinin de kısıtlanacağını ve enflasyonun bu kadar büyük bir parasal genişlemeye karşısında yukarı gitmeye devam edeceğini öngörebiliriz. Yani parasal sıkılaşma olmadığı sürece insanlar, çünkü enflasyonu düşürecek en önemli etken şudur arkadaşlar. Milletin, insanların enflasyonun düşeceğine inanması enflasyonla mücadelenin birinci önceliğidir. Ki insanlar tasarrufa başlasınlar. Şu anda bizde böyle bir inanç olmadığı için enflasyon düşüşüyle ve hatta enflasyonun yüksek beklentisi millet üzerinde devam ettiği için insanlar atıyorum bir sene sonra alacaklarını hala aynı şekilde fiyatlar ne olsa artacak diye mallara talep yaratmaya devam ediyorlar ve alışlarını öne çekiyorlar. Dolayısıyla para harcıyorlar. Herhangi bir şekilde bir tasarruf yapmıyorlar. Bir tasarruf yapmadıkları için 2023 yılında gelecek bu parasal genişleme döneminde de insanlar gene ev alacaktır. Ev fiyatlarında çok büyük bir düşüş beklememek gerektiğini düşünüyorum artık tekrardan. Eğer böyle bir kredi adım atılırsa, ki büyük olasılıkla atılacak, ev fiyatlarında gene yukarıya ufak ufak bir inmelenme görme imkanımız var. İnsanlar gene ev alacaklar. İşte asgari ücret zammı yapıldığı zaman insanlar asgari ücretleriyle, yani zammı yapıldığı takdirde bu paraları da cebinde tutup tasarruf edemeyecekleri için tekrardan para harcamaya yönelecekler ve para harcadıkça enflasyon da devam edecektir diye düşünüyorum. Dolayısıyla burayı bankalarla nasıl bağlayabiliriz? Yani enflasyonun baz etkisiyle biraz düşeceği ama parasal genişlemeyle tekrardan yukarı hareket edeceğini düşünürseniz, bankaların elindeki TÜFE'ye dayalı tahviller 2023 yılında da iş yapmaya devam edecektir. Kar getirmeye devam edecektir. Tamam, işi arasına enflasyon muhasebesi odur budur belki 2023 sonunda girecek. Ama yani 2023 yılında da ben bankaların yukarı hareketlerinin devam edeceğini, çünkü çok korkunç karlar elde ediyorlar ve bu karları elde etmeye de devam edeceklerini ben düşünüyorum bankaların. Dolayısıyla ben kendi adıma portföylerimin işte diğer gitmiş yukarı gitmiş kağıtlardan bankalara kaydırmaya başladım. Belirli kağıtlar zaten benim kendi beni takip edenler biliyor. Ana kağıtlarımda hiçbir şekilde bir değişiklik yapmam. Onun dışında işte diğer 2 aylık, 3 aylık, 4 aylık elimde tutmuş olduğum kağıtlardan bankalara geçiş yapıyorum. Öncelik olarak işte Akbank'ı ve Yapı Kredi ve İş Bankası'nı öncelik olarak görüyorum. Burada kamu bankalarından Vakıfbank da kuvvetli görünür diye düşünüyorum. Peki bu işe bir de teknik taraftan bakarsak ne olur? Karşımızda bir X Bank grafiği var. Bu X Bank grafiğinde işte şimdi bankalar şöyle bir boğa bayrağı yapıyor. Ve şu bölgede 4340 bölgesi de bakın daha önceden destek olarak çalışmış bir bölge. Yani ben bankalarla ilgili olarak bankacılık endeksinde ya buralardan, bu bölgeden şu şekilde bir hareket yapısı içerisine girmesini bekliyorum. Bankacılık endeksinin veya buradan birazcık daha bir aşağıya geliş yapıp, yani işte 4245 seviyelerine doğru bir aşağıya bir çekilme yapıp buradan bu hareketi yapmasını bekliyorum. Yani bu 4245 seviyesinin daha altına gelme ihtimalini görmüyorum bankacılık endeksinde. Ya 4340, ben her ihtimale karşı dedim ki buralardan dönme ihtimali var. Buralardan kendi portföyümü oluşturmaya başladım. Eğer gelirse 4245 seviyesine, bu bölgeden de ikinci maliyetlenmemi yapıp yukarı hareketi bekleyeceğim bankalarda arkadaşlar. Bunun dışında şimdi Akbank özelinde grafik olarak bakmanın bir önemi var mı? Ama bakalım. Bankalara grafiksel açıdan da bakalım. Şimdi Akbank ne yaptı? İşte tepede İkili tepe yaptı. Bu tepenin alt sınırı nereden geçiyor Akbank'ta? İşte 16.80'den geçiyor. Burası
Şu tepenin boyutu 1 lira yaklaşık olarak. Yani 16.80 kırılırsa bunun hedefi yaklaşık olarak 15.80 olacaktır. Şurası olacak. Bunu sileyim. Yani eğer 16.80 altında bir gün kapanışı yaparsak 15.80'e gelecek. Peki benim düşüncem de hani bunu gösterdiler herkese. Dediler ki bak ikili tepe var, burası kırılır. Bunu buralara kadar gelir, ben buradan alırım. Bence hani burada zaten şöyle de gösterelim. İşte Ekim ayından gelen bir trend çizgimiz de var. İşte bu trend çizgimizi de test etti. Cuma günü. Yani artık bu süreçten sonra hem ikili tepe yapmış hem trend çizgisi yapmış. Göstermiş yani. Hani burayı kırarsa zaten artık herkesin baktığı yer burası. Burasını kırarsa aşağıya gelir. İkili tepe var. İkili tepe kırılırsa aşağıya gelir. Gösterdi. Ve dolayısıyla ben artık önümüzdeki haftadan itibaren bankalarda burayı gösterip Akbank özelinde ben yukarıya hareketin ben devam edeceğini düşünüyorum. Peki bankalardaki hedef şeyiniz ne diye sorarsanız, yani benim kendi yapmış olduğum çalışmalarda işte fiyat kazanç oranlarından karlarını karşılaştırmaya kadar hepsini buralarda tek tek analiz edemiyorum ama ben bunlara çalışıyorum. Yani benim bankalarda beklediğim işte Ocak bilançolara kadar işte Ocak sonu başlıyor. İşte Ocağın 20-25'ine kadar %50-%60 arası bir potansiyel görüyorum bankalarda ben kendi adım arkadaşlar. Dediğim gibi bunlar benim kendi görüşlerim. Bir yatırım tavsiyesi değildir. Herkes kendi bacağından asılır. Para sizin paranızdır. Kendi yatırımınızı kendi düşüncenizle yapmanızı ben tavsiye ederim. Yapı kredi. Yapı kredi ben daha önceden şöyle bir şey çizmiştim. İşte geldi. Yapı kredide bir bayrak yaptı diye düşündüm ben. Hani şunu şu ayak varken çizdim. Şu bölgeye gelebilir diye geldi de. Hani ben yapı kredide de aynı şeyi düşünüyorum. Hani bu bayrak şu şekilde bir kırılım yapıp bir yukarıya hareket yapısı içerisine girmesini beklerim ben yapı krediden arkadaşlar. Yani pazartesi günü veya salı günü bankalarda olacak satışı ben kendi adıma alım fırsatı olarak görürüm. Yani burada yani Akbank özelinde baktığımız zaman, dolar bazlı baktığımız zaman yani şöyle bir grafiğimiz var arkadaşlar ya. Ya şunu kaldırayım da. Tepesi 6 dolar olan ve şu anda 0,91 dolar olan PK'sı 1,5'a gelmiş. 4. çeyrek karlarından sonra FK'sı belki birin altına düşecek olan bankalar için gitmez diyorlar. Şöyle diyorlar enflasyon muhasebesi. Yani bu fiyat kazancı 1,5 olması demek bir yıllık karıyla şirketi satın alabilirsin demek. Şirketin değeri bir yıllık karına bedel demek. Yani bu şekilde bir şey olma ihtimali yok. Ha, zamanı da geldi bence. Yani şimdi de her şeyde bir timing çok önemlidir bizim. Hani sektörel bazda ne zaman gider? Hani buradaki buradan da burada da çok ucuzdu. Burada da çok ucuz. Burada bir olan bekliyor Eylül'den beri. Şimdi niye gitsin derseniz bence timing ve zamanlama söz konusu. Hani bence zamanı geldi. Keza yapı kredi. Dolar bazlı. Tepesi 2,67 şu anda 0,60 dolar sent. Çok temiz. Burada böyle bir şey yapmış. İşte şu bölgeye gelirse mesela 0,53 dolara. Buradan yapacağı hareket dolar bazlı da budur. Ya bu 1,58'lere kadar gider. Bence. Şu bölgeye kadar gider. Keza Xbank. Şöyle bakalım. Dolar bazlı Xbank. Çok güzel bir bayrağı var burada. Takip ettiğim. Daha önceden geldi, kırdı, kıramadı. Şimdi mesela buralardan artık tekrardan şöyle bir hareket yapısıyla artık şu tepeye doğru yani 541 dolara doğru. Şu anda ne kadar? 234 dolar. 541 dolara gidecekse bu. Hadi şurayı alalım. 522 dolara gidecekse bu. Yani 1'e kaç yapıyor? 243, 2'ye katlasın. 468.
522. Yani biz %50, %60 bir beklenti içine giriyorum diyorum ama yani demek ki hani ben grafiklerde 2023 yılında da bankaların devam edeceğini düşünüyorum. Grafiklerde gördüğüm, bakın burası ne kadar önemli bir yer. Daha önceden destek yapmış, bak direnç yapmış, direnç yapmış. Yani bu 522 dolarlar hedefiyle, ama tabii burada birazcık daha hani orta vade yatırım yapmak, alıp kapatmak benim için mantıklı olan. Yani tüm ülkede yani sadece aracı kurumların analizlerine bakıyorum. Beğendiğim birkaç tane analiz var. Onlar dışında herkes bankaları kötülüyor. Hep bir aması var şeyinin sonunda. Bilmiyorum yani. Bana da çok komik geliyor. Kim haklı, kim haksız? Bence birlikte göreceğiz burada. Ben çok büyük bir potansiyel görüyorum bankalarda arkadaşlar. Şimdi kozalar, kozallar. Yani ben şimdi bunların hepsine hani bu ralli olacak, ralli olacak dediğim zaman ben bunların hepsini paylaştım sizlerle. Zamanını bile paylaştım yani. Hani bence artık zamanı geliyor şeklinde. Hani bu saatlerden sonra buralardan almam. Net söylüyorum. Kozal. Almam. Ben bunu buralarda vermişim. Yani buralardan itibaren bu hareket beklediğimiz hareketlerdi. Hani buradan yeni alıcı için, elinde olan için bir şey demem. Vardır bir kendi içinde bir değerlemesi. Alınmaz. Migros marketlerle ilgili bildiğiniz gibi sıkıntı var. İktidarla şeyin arasında sanki enflasyonu bunlar yükseltiyormuş gibi adamlar açıklama yapıyorlar. Yani çok da doğru yani bu zor iş ya. Hani burada ne yapmış? İşte bir Migros mesela bir omuz formasyonu çekmiş buraya. Hani şu bölge kaç işte 125 kırılırsa buradan yaklaşık olarak 100'lere kadar gelir arkadaşlar. Yani burada 125'i takip etmenizi tavsiye ederim. Ha bu bunu şu anda bunu teknik olarak bakıyoruz. Temelleri çok kuvvetli. Ben bunları 200'e kadar gideceğini düşünüyorum. Yani eğer buralara gelirsek kesinlikle alırım. Veya bu iktidar 3M demişim. 3 harflerin savaşı bittiği zaman direkt alırım. Ama şu konjonktürde dokunmam. Elinde olan için bence burayı 125 lirayı takip etmesi lazım. Bu 125 liranın eğer altında bir kapanış alırsa, bir gün kapanışı yaparsa bu şekilde bir hareket yapısı içerisinde 100 liraya kadar gelir diye düşünüyorum ben. Kardemir bunu da yazdık. Önümüzdeki süreç içerisinde. Ben artık hani buralarda dinlendi. Yeteri kadar dinlendi. Ben artık bunlarda hareket bekliyorum. Herkesin aksine. Herkes gider Mersin'e, biz gideriz tersine. O zaman Kardemir şöyle olacak, böyle olacak diyorlardı. Biz diyorduk ki, ben diyordum ki bu uzun bir süreçte süreç dinlenme şekline geçer. Bir konsolidasyon süreci yaşar diyordu. Onlar diyordu ki uçacak kaçacak. Şimdi ben diyorum bunlar iyi. Artık bunların hareketi yavaş yavaş başlar. Onlar diyor ki resesyon var, o var, bu var. Nasıl gitsin? Demir çelikler. Kim haklı göreceğiz. Yani düşüşleri alım fırsatı görürüm. Ama kısa vade değil. Orta vade. Arçelik. Güzel gitti. Elinde tutulana hayır olsun. Hayırlı olsun. Ben buralardan almam. Gelirse 84'lere bakarım. Çünkü almam diyorum şu ben birazcık daha disiplinli bir insanım. Hani biraz önce dedim ya elimdeki şeyleri satıp çok ucuz olan bankalara geçmeye çalışıyorum. Geçiyorum diye. Benim trade anlayışım, benim yatırım anlayışım bu. Gitmişten çık. Daha da gider diye düşünme. Giderse gitsin yolu açık alsın. Hani benden alan da kazansın. Birileri daha kazansın. Hayırlı olsun. Ben aşağıda kalmış riski daha az olan gelirse piyasa bozarsa o olursa bu olursa aşağıya gelme marjı düşük olanlara geçip kendimi birazcık daha güvence altına alıyorum. Hissem devam ediyor mu? Potansiyel borsada devam ediyor muyum? Ediyorum.
Ama ne yapıyorum? Kağıt değişimi yapıyorum. Riski birazcık daha fazla olandan riski birazcık daha kendimce. Belki siz bankaları çok riskli görüyorsunuzdur. O zaman siz de kendi riskini düşük gördüğünüz taraflara geçebilirsiniz. Koç Holding. Yani güzel. Şu bölge gelirse düşünülür. Yani şu aralığı işaretleyelim. Kaç burası? 66 ve 65 aralığı. Hani şu bölge gelirse al. Alım yapılıp bunun altına çek stopu. Şu bölge çünkü önemli bir bölge. Hani aralıkta alıp 65'in altına stopu koy. Kapanış gördüğün zaman kapat. Türk Hava Yolları gidiyor. Gider de kar marjları çok yükselecek. Bunları da ulaşımlarla ilgili de söylemiştik. Devam eder yani bilançoları iyi gelecek. Bir de Türk Hava Yolları kuvvetli bir şirket. Yani ulaşımda bir sıkıntı olsa kargo tarafı güçlü kalmaya devam ediyor. İyi bilanço gelecek. Fiyatlıyorlar. Daha gidecek yolu var. Şişe için çok bir şey demeyeceğim. Ben bunu hep defansif olarak görüyorum. Hani burada zaten kaç liraymış? Şu analizi yaptığımız zaman işte 27-29 aralığındaymış. Geldi 40 lira. Yani dedik ki burada konsolidasyon yukarı. Çok bir şey yapmayacağım. Bir şey demeyeceğim. Sasa yani çok fazla diyecek bir şey yok. İşte patronun bir açıklaması geldi. Bence yanlış zamanlamada yapılmış bir açıklama. Altında da bir şey ararım. Ben bunu. Bu açıklamanın. Çünkü bu açıklamanın doğru zamanlama değil. Zaten SPK'nın uyarısı da son derece normal. Ben şirket patronlarının fiyatları, hisse fiyatlarıyla hakkında yorumlu yapmasını şey yapmıyorum diye, istemiyoruz diye. Haklılar da ve bunun bir cezai bir yaptırımı da olmalı. Gerçekten de şirket patronları hisselerin fiyatları ile ilgili olarak burada piyasa içerisinde oluşması lazım fiyatların. Bu pahalı, bu çok düşük diye yorumlar yapmaması gerekiyor. Geç zamanda yapılmış bir şey, açıklama bu. Peki ne beklersin? Benim bunda beklentim şu bölge 100-110 bölgesinde yaklaşık 1,5 sene geçireceğini düşünüyorum. 1-1,5 sene buralarda aşağı yukarı aşağı yukarı yapmasını bekliyorum. Konsolidasyon geçirmesini bekliyorum. Bu benim yorumum. Benim kendi tecrübem, daha önceden yaşanmış, yaşadığım şeylere bakarak birazcık da çünkü her şeyi satın aldı. Satın almayı alınacak şu anda bir şey kalmadı. Her şeyi satın aldı. Artık kar realizasyonunda geliyor. Buralarda geçirir. Aynı şey Ektaş için de geçerli. Şimdi altımı hemen şey yaparlar da. Keza bunun. Kaç? Şu bölge. Birazcık daha gelebilir şu bölgeye. 28-30 aralığı. 1-1,5 sene. Yani bunun durumu birazcık daha şey ama hani bunun da gübre tarafı çünkü gübre tarafı önümüzdeki süreç içerisinde gübre işi yapan firmaların hepsi devam edecekler hareketlerine. Yani sektör olarak onların sektörü, onların zamanı ve dolayısıyla işte Bağfaş'ından Ege Gübresi'nden gübre fabrikalarına kadar gübre tarafında ben yukarı hareketin devam edeceğini düşünüyorum. Bunda da birazcık bir konsolidasyon süreci bence çok birazcık sürecek diye ben düşünüyorum arkadaşlar. Dediğim gibi benim fikrim bu. Pegasus aynı. Emlak konut. Yani bunların değerlemeleri odur budur. Ben artık pahalı görüyorum. Onu çok net olarak söyleyeyim. Emlak konut bana göre artık pahalıdır arkadaşlar. Yani buralardan çok uçacak kaçacak tribine girmemek gerekir diye düşünüyorum. Ben pahalı görüyorum arkadaşlar. Ha, bazı arkadaşlar diyecek ki ne pahalısı ya? Daha ucuz 10 lira 15 lira. O zaman daha çok al. Daha çok tut elinde. Benim düşüncem pahalı ve bu artık tekrardan buralarda bir şey görüp belki biraz daha bir yukarıya bir sürüp buralarda kar realizasyonunun gelme ihtimalini ben kendi adıma kuvvetli görüyorum.
Al. Bence güzel. Şuraya gelirse bakın bu ne güzel. Bayrağını yaptı tav. Burada. Bayrağı kırdı. Belki bu şu bayrak test edilir bir satış gelirse. İşte 82'lere doğru. Bu tekrardan bu kanalın içine girmediği sürece bu 82'ler çünkü bakın test edilmedi. İşte 81, 60, 82. Hop buralardan bir denenir altına stop konur. Ucuz. Önümüzdeki süreç içerisinde ben daha iyi yerlere gideceğini düşünüyorum. Aselsan çok güzel hareket ediyor. Aselsan'ı ben 3 aydır Türk Telekom, Turkcell, Aselsan, Türk Telekom, Turkcell, Aselsan dedim. Ama gitmiyor bu, ama gitmiyor, gitmeyecek bu niye gitsin dediler. Dedik ki birazcık sabredin, orta vadeli bir tutun. Hani gider, hepsi gider, mal topluyorlar dedik. Hani adam yukarı aşağıya zikzak yaparak mal toplamaya çalışıyor, sizleri yıldırmaya çalışıyor dedik. Gitti. Baktığınız zaman işte şu yükselişin yani 23.48 8.24 düşüşünün %261 hedefi geldi. Temiz geldi. Hani buralarda daha gidecek yeri var mı? Bence var. Ama piyasaya bir düzeltme gelirse bunun bir düzeltmesi gelebilir. Hani şu bölgelerden bir düzeltme gelip de birazcık aşağılara doğru bir hareket yapısı içerisine girerse şu bölgede tekrardan bir konsolidasyon süreci belki bir ay, belki 2 ay belli olmaz. Ama gidecek diye düşünüyorum ben. Çünkü Aselsan da dolar bazlı. Oo temiz olmuş bak. Dolar bazlı. Bakın. Ne yapmış? Takip ettiğim bir kanal Aselsan'da dolar bazlı. Böyle bir kanalımız var. Bu kanal bakın kırılmış. Aylık bazda kırılmış hem de. Bakın. Ve şimdi geri testi yapılmış. Aylık bazda Aselsan grafiksel açıdan bence güzel gözüküyor. Yukarı şekli var. Mesela bu aynı grafik nerede var? X-Bank'ta var. Dolar bazlı. Aynısı bakın. X-Bank. Aynı kanal. Dolar bazlı da. Aselsan ne yapmış? Bu kanalı kırmış. Test etmiş şimdi. Bunda da aynı şekilde beklenme ihtimali, gelme ihtimali kuvvetli diye düşünüyorum ben. Başka neye bakabiliriz? Yani Tüpraş doğrusunu söylemek gerekirse takibimde değil şu anda. Temel olarak takibimde değil. İşte rafineri marjları falan inanın bilmiyorum. Hani burada kimseyi de yanıltmak istemem Tüpraş'la ilgili olarak. O yüzden çok yorum yapmak istemiyorum arkadaşlar ya. Aracı kurumların değerleme raporlarını ben okumanızı tavsiye ederim. Onlar ne görüyor? Rafineri marjları ile ilgili olarak. Bir şey demeyeyim. Tekfen. Gayet güzel. Gidecek dedik sabreden. Tertemiz dedik. Daha ne olsun? Gayet başarılı. Daha gidecek çok yolu var. Çünkü dolar bazlı baktığınız zaman dolar bazlı. Bak gene aynı kanalımız var. Aselsan'da kırılmış. Aylık olduğu için yani Aselsan'daki de aynı şey geçerli. Onu da söyleyeyim. Yani nerede Aselsan? Şimdi bu kırılmış ama burası aylık bir yer. Aylık bir yer olduğu için belki milleti korkutup bunu birazcık daha dolar bazlı aşağıya verip ay kapanışını bunun altında yapmadığı sürece yani 2.50. Ay'a da yeni başladık. Dolayısıyla bir aylık süreç içerisinde belki 2.32'ye kadar verip Aralık ayını tekrardan 2.50 üzerinde kapatıp yapabilirler bu hareketi. Yani birazcık şeyi bilenler benim ne demek istediğimi çok iyi anladı. Bu kap mesela Tekfen daha henüz kırmamış. Aylık bazda. Hani bu da aynı şekilde belki buradan bir dolar bazlı Tekfen bir aşağıya gelip bir güç alıp 2.86 öncelikli hedef. Tepesi ne? 6.34. Gayet güzel. Ben şu tepelerin görüleceğini düşünüyorum önümüzdeki süreçte en azından. Hop. 4.80.
2.30, 4.80. Yaklaşık olarak %100 marj var dolar bazlı. Önümüzdeki atıyorum bir yıllık süreç içerisinde. Alıp sabreden için. Gübre fabrikaları, gübre sektörünü iyi görüyorum. Aynı zamanda gübre fabrikalarında bildiğiniz gibi daha önceden atılmış kaplar var. İşte bir altın madeni var. Bu altın madeni kaplarında da yani kamu aydınlatma platformuna ve basın açıkladıkları şekilde işte yaklaşık 3 milyon, 3,5 milyon onsluk bir altın rezervi bulunduğunu ki bu rezerv çok daha önceden bulunmuştu. Yıllık işte atıyorum ilk yıl faz 1 ile beraber 2-2,5 ton. Tam faza geçtikleri zaman 8-8,5 ton yıllık altın üretimi gerçekleşecek. Önümüzdeki süreç içerisinde işte geçen 10 gün önce genel müdürü çıktı televizyona söyleşiye. Orada da teyit etti. Dedi ki biz dedi bizden önceki yönetimin kap açıklamalarına harfiyen uyuyoruz ve bu söylen şeyi realize edeceğiz. Yani Aralık ayı sonuna kadar, sene sonuna kadar altın madeni, altın üretimini, altın eritmeye başlayacağız şeklinde. Artık Aralık ayı içerisinde altın üretimi başlayacak. Yatırımlar yapıldı. Yapılmaya da devam ediyor. Hani dolayısıyla kimi bazı videolar izliyorum. Orada videolarda bu şu kağıdın hareketine manipülasyon diyen ama Sasas'ın ek taşına hareketine onlar fenomen deyip gülücük atanları görüyorum. Bana da çok enteresan geliyor. Herhalde kısa pozisyonda kaldılar ki bu kadar yırtınıyorlar. Yani yok manipüle. Şu kağıdı nesi manipüle ya? Kendi kendine konsolide olup yukarıya giden, konsolide olup yukarıya giden, konsolide olup yukarıya giden bir kağıt var. Doğru düzgün ne tavanı var, ne bilmem nesi var. Temeline baktığımız zaman gübre fiyatları uçmuş, gitmiş. Şirket sıvı gübresinden, toz gübresinden bilmem nesine kadar yeni yeni yatırımlar yapıyor. İran'da %50 küsur ortaklığı, bağlı ortaklığı bulunan Razi, petrokimya gübrenin ham maddesini neredeyse üretiyor. Maliyetler çok ucuzlayacak. Yaklaşık olarak yılda 2 ton altın üretilecek bir altın madeni şeye giriyor. Girmek üzere. Şu kağıda hala şey yapıyorlar. Ama bunların hepsi utanacaklar. Ben bu kötü yorumları yapanların kötü niyetli olduklarını ve temel analizle ilgili hiçbir şey bilmediklerini düşünüyorum. Sadece kafadan atma hareketler şu söylemler içinde olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi Hektaş'a onlar fenomen deyip gülüp şu kağıdın şu hareket yapısının bir türlü konduramayan ve bunlarla ilgili devamlı basında şeyler yapan insanlar görüyorum. Bana çok garip geliyor. Bilmiyorum. Ben kötü niyet arıyorum. Büyük olasılıkla da bunlar kısa pozisyonda kaldılar ve bu yüzden millet satsın şeklinde analizler yapıyorlar. Garip geliyor. Ben önümüzdeki süreç içerisinde işte bu altın madeninin genel müdürün açıklamaları dahilinde şirketin kamuoyu platformuna yapmış olduğu açıklamalar dahilinde hemen şuradan da bakalım. Bu sayfa şirketin kendi sayfası, Tarım Kredi'nin sayfası. Söğüt'te 6 milyar dolarlık altın rezervi bulundu. Haber tarihi 2020 arkadaşlar. Bir milyon 920 bin ons rezerv çıkarılmaya hazır. 3,5 milyon ons kaynak olduğu ortaya konuldu. Bunun da 1 milyon 920 onsunun kesinleşmiş. Şu anda çıkarılmaya hazır altın rezerv olduğu ortaya konuluyor. Ayrıca 1 milyon 6 1,6 milyon onsun da kaynak olarak %83 oranında rezerve dönüşeceği tespit ediliyor. Bu da 3 milyon 2 milyon ons civarında altın varlığından bahsedebiliriz. 2022'deki fiyatıyla 6 milyar dolar. 6 milyar doları hadi kuru 20 ile çarpalım. Ne kadar yapıyor? 120 milyar liralık altın rezervi bulmuş.
Maden sahası dünyada ilk 5'e girer. Belki Türkiye'de ilk, dünyada da ilk 5'e girecek yoğunlukta bunu açıklama yapan genel müdür. Burası kendi sitesi. Belki Türkiye'de ilk, dünyada ilk 5'e girecek yoğunlukta altın rezervine sahip. Dünya ortalamanın %2-3 civarı olduğu düşünülünde buradaki ortalama 1 ton toprak yığın içindeki altın varlığı oranı, ortalama oranı %8,6. Bu oran maden sahasının bazı yerlerinde %12'lere, 14'lere çıkıyor. Sondajlar bunu ortaya koyuyor. Bu da işletme maliyetinin ne kadar düşük olduğu anlamına geliyor ifadelerini kullandı. Kendi imkanlarımız ve ekiplerimizle çıkaracağız. Yatırımları yaptı. Kira sertifikaları çok düşük faizle borçlandı. Gidip de bankadan filan faiz almadı. Faizli kredi mredi almadı. Ülke ekonomisi 6 milyar dolar. Daha ne şey olsun ki? 2020 yılı sektör genel müdür açıklaması, şimdi 2022 aralığa geldik. 2 senedir yatırımlar yapıldı. Maden tesisleri kuruldu. Artık altın dökülecek. Yani artık meyve geliyor. Yani hala bunlara rağmen yok, bu neymiş, bu neymiş filan falan diyorlar. Çok garip geliyor. Her neyse, biz işimize bakalım. Bunlara şey yapılmaması gerektiğini ben düşünüyorum. Herkes kendi değerlemesini kendi yapar. Ama hani bu şekilde ayrıcalıklı şeyi de hoş görmüyorum. İyi niyetli de görmüyorum. Sonuç olarak bu kamuya mal olmuş bir şirket. Bir değer, bu ülkenin bir değeri olan bir şirket. Bilmeden, araştırmadan manipülasyon odur budur demek kötü niyetlidir. Önce bir şey yapsınlar. Dolar bazlı zaten gördüğü, 2021 yılında gördüğü daha tepeyi geçemedi bu. Bu bir şey ürüt, bu domates, biber, patlıcan üretmiyor bu şirket. Bu şirket lastik üretmiyor. Bu şirket konjonktürden etkilenecek kötü anlamda bir şey üretmiyor. Bu şirket tohum işi yapıyor, yatırım yapıyor. Savaşta çıksa, dünyada yıkılsa insanlar aç kalmayacak. Tohum işi, gübre işi devam edecek. Ekim devam edecek. Altın işi yapıyor. Altın çıkarıyor. Rezervi var. Ons altın yukarı hareket etmeye başladı. Daha da gidecektir. Her şey bitmiş. Adam madenden altını çıkarıp eritip satacak. Savaş çıksa altının fiyatı artar. Bu şirketin karı artar. Bilmem ne olsa, ne olursa olsun. Başka neye bakabiliriz? Valla dediğim gibi bu böyle yani, ben kendi düşüncem piyasa için bu. Hani böyle çok fazla bir yatırım tavsiyesi. İşi bilmiyorsanız işi profesyonellerine bırakıp fon alın. İyi fon Tefas'ta, çok basit. Tefas, Takas Bank, Tefas.gov.tr'ye girin. Burada her şeyi bulabilirsiniz arkadaşlar. Fonların getirilerine buradan ulaşabilirsiniz. Bu niye açılmadı? Herhalde bir şu anda bir sıkıntı var. Her şeyi bulabilirsiniz arkadaşlar. Buradan fonları, aylık getirileri, 3 aylık karşılaştırmalar yapabilirsiniz yılbaşından itibaren. Getirilerine bakıp, sizin için içeriğine bakıp fonun içinde ne var? Buna göre kendi yatırımlarınızı yapabilirsiniz. Profesyonellere bırakabilirsiniz. Lütfen ben de dahil kimsenin lafıyla paranızı bu zor dönemlerde bilmediğiniz şeylere lütfen yatırmayın. Çünkü bir yerde bir gün burası ağlama duvarına dönecek. Bu niye düştü denecek. Gidin profesyonellere bırakın. Bırakın paranızı onlar yönetsin. Adamların sertifikası var. Çalışmışlar, okumuşlar, etmişler. Lisansını almışlar ve bu işi yapıyorlar. Gidin kafanız rahat olsun.
Bulaşmayın lütfen. Benden bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Ben kendi projeksiyonumu, kendi düşüncelerimi de anlattım sizlere. Lütfen kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.